Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine farklı bir seride böyle sert panellerde, ahşap panellerinde modelleme yapacağımız bir seri olacak. Bu seride de işte gördüğünüz gibi ahşaptı, daha doğrusu komodin, konsol, böyle sert ürünler, gardırop tarzı ürünleri modelleyeceğiz. Ve burada da Max'te hani sert panelleri ne kadar basit bir şekilde modelleyeceğimizi göstermek istiyorum sizlere. Şimdi şöyle bir tane masa seçtim. Biraz da ovalli, böyle eğimli, düz bir masa seçmek istemedim. Böyle bir masa alayım dedim. Burada da bir ölçümüz yok maalesef, diğer sandalye videosu gibi. Ne yapacağız? Klasik bir masa ölçüsünden gideceğim ben yine. Örnek veriyorum, 90 santime 2 on ve yüksekliği de 75 santim. Yani klasik bir evdeki masalarımızın ölçüsüdür bu aslında. Ya 10 santim değişir ya 5 santim değişir ama geneli budur. Hani bir 6 kişilik 8 kişilik masalar düşünürsek ortalama böyle ölçülerdedir. Biz de şimdi böyle baktığımızda masamızı aldık. Masamızın şimdi üstten aşağı önce tablasını yapalım. Bir oval tablamız var. Tamam. Biz o zaman hemen bu boyutta bir tane box çizelim ve buna da 1.8 diyelim. 1.8 dememin sebebi genelde buralar MDF'den yapılır tarzı olduğu için onlar 1.8 kalınlığındadır. Ama ne olur? Biz bunu biraz daha gösterişli olsun. 2 ya da 2,5 santim, 3 santim gibi bir şey yapabiliriz bunu. Ben şimdi 3 santim yapıyorum bunu. Biraz da kalın olsun, göstersin kendini. Sonra ne diyor? Burada bir eğimlerimiz var. Şöyle bir ovalimiz var. Tamam. Diğer sandalyedeki dersimiz gibi hemen edit poli atıyorum üstüne. Sonra edge'lerine geliyorum. Şuradan edge'lerini tutuyorum. Edge'lerini tutarken de bunları connet atıyorum. Pardon, chamfer atıyorum. Şu şekilde tam bura birleşmeye yakın bir şekilde chamfer'ı attım ve radyusunu arttırdım. Fotoğrafına bakıyoruz. Aynı. Bu biraz daha verelim. Şöyle tam şeyde olsun. Kıvamında olsun. Okey. Gayet iyi durdu. Şimdi bir deneyi var buranın. Bir de şurada gördüğünüz gibi bir girinti için bir işlemesi böyle girdi çıktı var burada. Bunu da yapalım. Yine E'cime bastım. 2'ye bastım. Kontrole basarak önce bir taneye tıkladım. Kontrole bastım. İki kere üst üste bastığımda bu sıradaki tüm H'leri gördüğünüz gibi tuttu. Sonra bir connet atadım. Okey. Sonra tekrardan bakıyorum. Üst kısım biraz içeride. Dış kısım biraz daha dışarıda. Yani burada bir ufak bir eğim var aslında. Tamam. Biz o zaman şurayı aynı şekilde kontrole basarak hepsini tuttum. Ve scale'e geldim. Scale'e geldiğimde şöyle ufak bir ayırıyorum aslında. Neden böyle bir şey yaptım burada? Sonra eğicimi tutacağım. Bu sefer de bunu küçülteceğim. Aslında şu eğimi aldım ama burada sanki biraz daha keskin gibi. Okey. O zaman ben şunu biraz daha küçültüyorum. Hatta şöyle üst görünüme geçip tam böyle üstüne oturuyormuş gibi yaptım. Okey. Sonra bunu chamfer dedim. Şunu bir sıfırlayayım. Şöyle bir chamfer yaptım. Sonra da şunu dışarıya doğru yaptım. Şurayı da biraz küçülttüm. Gördüğünüz gibi bir şeyi aldık. Ama üstü de altı da şey olduğu için, daha oval olduğu için şu an bizim istediğimiz görüntü olmadı aslında. Hemen geldim şöyle yan görünüme. Şöyle tuttum. Ve şu iç kısmını tamamen iptal ediyorum alta basarak ve sadece dışları tuttum. Dışları tuttuktan sonra da tekrardan bir chamfer veriyorum ve bunu şu an
Sağ tıklayıp sıfırlıyorum. Şu şekilde. Aslında bizim yapmak istediğimiz şey buydu. Gördüğünüz gibi şurada bir şey var, içeri giriyor, sonra tekrardan bunu yapıyor. Biz de aynısını yaptık. Okey. Şimdi sırada ne gel var? Hemen bakalım, uzaklaşalım. Sırada şöyle bir silindir ayağımız var, yere iniyor. Hemen indirelim onu da. Geldim üst görünüme. Üst görünümde hemen şurada bir silindir aldım. Şuraya ortalama koydum ve yukarıya doğru çıkardım. Geldim hemen yan görünüme. Bunu böyle içeriye soktum. Şunu da 20 santimdi. Tam 20 yapalım. O da ortalama 40 santim gibi bir şey. Ama ne yapacağız? Bunu tabii ki şu şekilde ortalığı sıfırlayacağım. Tam ortada olsun diye. Sonra ayağı tutacağım. Şöyle kaydırdım. Tahmini bir yerine oturtturdum. Tamam. Hemen onu geçtim ve şuradaki kavisim var. Hemen onu yapalım. Şurası biraz yukarı. Bu altı yaptıktan sonra o yukarıyı da yapacağım. Sonra burada şöyle bir box'ımız var. Bunu da yine 2 santim yapıyorum. Bakıyorum şurada birazcık dışarıda kalıyor. Şöyle bir sıfırlayalım bunu. Kaçtı? 45 yapıyorum. Edit poli atıyorum üstüne. Vertexleri tutup şuradaki mesafeyle aynı bir mesafe olması için şöyle eksi 2,5 yapıyorum. Ve burayla aynı oldu şu an. Okey. Bunu da böyle biraz çektim. Şimdi bu ne yapıyor? Buradan kalkıyor ve kavisli bir hal alıyor. Okey. Şimdi ben bu kavisi nasıl yaparım burada? Düz box'ım var benim. Tamam, olsun. Hemen şuraya geldim. Neydi benim ekstrütüm? 2 santim kalınlığı. 2 santim de buradan verdim. Sonra da bunu şöyle yukarıya kadar kaldırdım. Şimdi bunu ben nasıl bu şekilde kavis vermem lazım? Bunu aslında burada verirsem, hemen şöyle örnek gösteriyorum. Şu an buna çamfer verirsem, gördüğünüz gibi şuralarda takılıyor. Ama ben öyle bir şey olsun istemiyorum. Ne yapıyorum? Önce şu edge'leri tıklıyorum. Şöyle geldim yan görünümüne. Şuradaki vertexleri tuttum. İç kısmı ve kontrole basarak şeye bastım, vertexlere bastım. Şunları kaldırdım. Şimdi ben ne yaptım? Sadece şu ikisini tuttum. Şunu bir standart görüntü yapalım. Kafamızı karıştırmasın. Görelim böyle. Ben önce buradaki edge'leri sildim. 1'e bastım. Bunları da sildim. Gördüğünüz gibi şu an aynısını şurada yapacağım. Tıkladım. Sonra 1'e geldim. Şu ikisini backspace yaptım ama bozdu. Tamam. O zaman ben hemen ikinci çözümüme geçiyorum. Bunu gösterme sebebim buydu. Hemen çevirdim bu şekilde 90 derece. Geldim eğicime. Pardon. Geldim burada hemen line'ıma. Burada standart primate sprites yani line'ıma geldim. Tak hızlı hızlı hemen şunu kalıbını aldım. Şunu ben artık siliyorum. Hemen şöyle bir bakıyorum doğru mu yanlış çizmiş miyim? Bakıyorum yanlış çizmiş. Bunu hemen şöyle 90'ladım. Yamuk duruyordu çünkü. Okey. Sonra modify'a geliyorum. Listeden extrude diyorum. Ve kaçtı bu? 45. 45 santim extrude verdim. Sonra rotate ve tekrar da eski yerine koyuyorum. Şu şekilde. Evet. Bunu koyduktan sonra da geliyorum hemen. Şuraya zemini oturtuyorum. Şimdi burada bir şöyle baktığımda bir yamukluk olduğunu hemen fark ediyoruz zaten. Ne yapıyoruz bunda da? Hemen bir edit poli yapıyorum. Şu an düzeltebilirim aslında line'dan ama ilerleyen sürede bozulunca
Nasıl düzeltiriz diye hemen buradan yapıyorum o yüzden. Şöyle çektim bitti bitti bu kadar. Hemen şunu sakladım. Hatta bunu sildim gitti. Şimdi geldik Edit Poly'ye. Şunu tuttum ve bunu tuttum. Sonra chamfer'ımı verdim. Chamfer'ımı verdim ve şu şekilde kavisimi verdim. Bitti. Bu kadar şu an. Şu an aslında biz modeli bitirdik. Hemen geldim üstürme 1'e bastım, vertex'e geçtim. Buradakileri tuttum. Buraya sabitledim. Sonra eksi 2 diyelim. Sonra geldim buraya. Sıfırladım. 2 dedim. Sonra geldim buraya. Eksi 2 dedim. Şu an neyimiz kaldı? Sadece şuradaki chamfer'ımız kaldı. Hemen onu da yapalım hızlı bir şekilde. Geldim tekrardan yine yukarıdaki masayı yaptığım gibi tuttum buralardan ve chamfer verdim. Şu şekilde getirdim. Biraz daha iç içe girsin. Okey. Ve ürünüm bitti. İşte bu kadar. Şöyle getireyim. Fotoğrafımı da açayım. Masayı gördüğünüz gibi çizdim. Bir benim şuradaki tablo biraz dışarıya fazla çıkmış. Bunu da nasıl yaparım? Şöyle sıralı tutuyorum hemen. Gördüğünüz gibi sadece oraları tuttum. Bu scale'lediğim için biraz dengesiz scale'lenmiş. Şunları sıralı bir şekilde aldım hemen. Atladığım bir tane daha var. Okey. Sonra kontrole basarak 1'e bastım ve oradaki vertexleri tuttum. Ve ne yapacağım? Sadece X yönünde. Şurada. Sadece X yönünden içeriye soktum. Yeterli. Benim için. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi masayı 10 dakika gibi bir süreyle modellemiş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Derslerimiz geliyor.